Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberler programımızı görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda bu hafta işçide bulup ötken Şarkı Türkistan ve Dünya Kün Tertibi'yle alakadar en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kaynamsı dıktanlar ekranımızı bulsun. Tokyo Olimpiki ahırlaştı, Xitay kütkünüdek neticege erişelmedi. 3 haftaga yaqin davomlashgan 32-chi navbatlik yozlik olimpik tanarkat musobaqasi 8 avgust rasmiy ayoqlashdi. Xitoy virusi sababli 1 yil kechiktirilgan Tokyo yozlik olimpik tanarkat musobaqasi 23 iyul Tokyoda boshlangan bo'lib, 205 davlatdan kelgan 11 ming tanarkatchi 33 tur bo'yicha musobaqaga qatnashdi. Bu qitimliq olimpik musobaqasida Amerika oltin medal sonida, shundaylar umumiy medal sonida birinchilikni qo'lga keltirgan bo'lib, Cem'i 39 altın medalga erişti. Xitay bolsa 38 altın medal bilen ikinci oranga tizildi. Tokyo Olimpik başlangandan tartıp, Xitay'ını bir aram kıldığan ahvallar üzülmeye çıkıp durdu. Yaponya'nın televizyon kanalı NHK Olimpik'in içiliş murasimine tarqatganda, Tayvan'dan Xitay'nın atışı boyunca Jungo Taybi deb atamasından, belki bevasite Tayvan deb tunuşturgan. Bu Xitaylarının narazılığını kozgan bulup, Yaponya kanalı bunu kasten kılgan deb ayıplıgan. Amerika'nın NBC kanalımı içiliş murasimine tarqatganda, ekranda körsüzülgen Xitay'nın haritige Tayvan, Hong Kong ve Aumin'ne şundakla talaş tartıştiki takım aralarını koşmagan. Buma okşaşla Xitay'ını bir aram kılgan bulup, Xitay'nın New York'taki elçihanesi bu haqta bayanat elan kılıp narazılık bildirgen. 24 avgust Reuters agentligi Xitoyning 6 medalga erishgan ig'irlik ko'tarish mahirining musobaqa jarayonidagi qattiq kuchayotgan suratini ham berilgandan keyin Xitoy bunga norozilik bildirib, obrazimizni sattlashtirdi deb jar salgan. Bir haftadan keyin Reuters agentligi ham berilgan yana bir necha Xitoy mahirining suratimi o'xshashlar Xitoyning ayiblashiga duch kelgan. Bir haftadan keyin Reuters agentligi ham berilgan yana bir necha Xitoy mahirining suratimi o'xshashlar Xitoyning ayiblashiga duch kelgan. Xitay taratqulları Reuters agentliqining başqa dövlət mahirlərindən külüb durğan yoki hayajandan yaş tökətqan gözəl suratlarını işlətkənligini. Amma Xitayğa kelgəndə sət görsətiş üçün qəsdən çıra ifadəsi binormal suratlarını işlətkənligini dəva qılğan. Bunundan sırt 2 avqust ayollar velosiped minish müsabiqəsinin kollektiv turida çempionluğa erişkən 2 Xitay mahir altın medalını tapşırıb alğanda Qanxor Xitay rəhbəri Mao Zedongun suratı düşürülgən inzakni taqab səhnəyə çıxıb küçlü qolğula qozğan. Xalqaro Olimpik Komiteti Xitoyning mazkur qizil tashviqot harakatini tashkilotganligini bildirgan bo'lsa-mu, ammo oxirida faqat ogohlantirish beribli bo'ldi qilgan. Xitoy yillardan beri Olimpik musobaqasini o'z obrazini yaxshilash va ko'z-ko'z qilishning vositasi sifatida qo'llanib kelgan bo'lib, oltin medal sonida birinchilikni ilishga qattiq kuchab kelgan. Tanargachilarmi Xitoy rejimining planlashi orqasida kichikidan boshlablar butun hayotini Olimpikda oltin medal ilish uchun atayotgan. Bu sebeple bu kıtımlık olimpiktimi kümüş medalga erişken bir kısım Xitay tenerketçiler, Xitaylarının hakaretige duçgelgen ve ictimai taratko hesapları da özlerinin 6 medal alınmağalıqı haqıda keçirim soruşka mecbur bolgan. Növetten 2022 ile Beijing'da ütküzülmekçi bolgan kışlık olimpik tenerket musabıqısı, Xitay'nın Şerqi Türkistan'daki irqi kırgınçılık cinayeti ve Hong Kong'daki bastırış hareketi sebeple zor karşılıkka duç kilovatkan bulup, Olimpik'in Beijing'da ütküzülmesi hakkındaki çakırıklar devamlı küçeymekte. Ama Xalqara Olimpik Komiteti özlerinin mütedil siyasi meydan tutkallıkını ve başka devletlerinin tüzümü ve kanunu özgertişke aciz ikerlikini bahanı kılıp, kışlık Olimpik'in oranını yötkeşini red kılıp gelmekte. Xitay Litvaniyadagi bosh elchixonasini qaytirib keldiganligini e'lon qildi. Xitay tashqi ishlar ministrligi bugun bayonot e'lon qilib, Litvaniyaning Tayvan haqidagi yangi qarorga norozilik bildirdi va Litvaniyadagi bosh elchixonasini qaytirib keldiganligini bildirdi. Bu haqdagi bayonotda Litvaniyaning yaqinqi mazgillardan buyon Xitayning ogohlantirishiga qaramay, Tayvan hukumatining Tayvan nomi bilan vakolatxona tasdiqlashga ruxsat qilganligi. Bu kararın Xitay'nın atılmış ilgili hukuku ve zemin bütünlükü'ye eğer dâhlı təhriz kılış hesablandıqalıqını. Bu sebeple Xitay'nın Litvaniyadaki baş elçihanesini kaytırıp gelişini karar kılgalıqı. Şundakla Litvaniyadan Xitay'daki baş elçihanesini kaytırıp gelişini talep kıldıqalıqını bildirgen. Reuters agentliqining xabarida bildirilishicha, Tayvan tashqi ishlar ministrligi 20 iyuldagi bayonotida Tayvanning Litvaniya poytaxti Vilniusda rasmiy vakolatxona ta'sis qilganligini, Litvaniyaning bu yil kuzda Tayvanda ishxona ta'sis qilganligini bildirgan.
Litvaniya bilan Xitoyning munosabati yaqinqi mazgillarda izchil yirikleşib mangan bo'lib, Litvaniya taraf ko'p qitim Xitoyning bismi va tahdidlaridan qo'rqmaydiganligini ta'kidlagan. Litvaniya parlamenti yana bu yil 20 may Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan jinoyat qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitgan edi. Shundoqla Birlashgan Davlatlar tashkilotining Xitoyning Sharqiy Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlarini tashkirishga Yevropa İttifakı komitetine Xitoy bilan bo'lgan munosabatiga qayta qarab chiqishga chaqirgan edi. Litvaniya 1940 yildan 1991 yilgacha Sovet İttifakı komunist hokimiyatining hukmronligida og'ir kunlarni o'tkazgan bo'lib, hozir Yevropa İttifakı va Shimoli Atlantik Ahdi tashkilotining a'zosi. Xitoyga sodiqlik bilan xizmat qilgan Mamtiman Bekirmo tekshirilishga boshlagan. Xitoy Markaziy intizom tekshirish komiteti va nazoratchilik komitetining organ to'rining 7 avgustdagi uchrashuvida ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Sharqiy Turkistondagi yana bir yuqori darajalik Uyg'ur amaldori Mamtiman Bekirini tekshirishga boshlagan. Xabarda qayd qilinishicha, atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komiteti Qashqir viloyatlik xizmat komiteti partiya guruhining a'zosi Muavin mudiri qo'rchoq amaldor Mamtiman Bekir intizomga og'ir xiloflik qilish bahonasi bilan navbatda intizom tekshirish komiteti, reviziya komiteti tomonidan intizom va reviziya jihatidan tekshirilishga boshlagan. Mamtiman Bekir 1962 yili Qashqarda tug'ilgan bo'lib, 1983 yili Xitoy Kompartiyasiga kirgan. Ilgari keyin bo'lib 1984 yildan 2000 yili 7 oygacha savdo sanoat va iqtisod boshqarish sohasida ishlagan. 2001 yildan 2005 yili 6 oygacha Qashqar Koni shahar nohiyasining muavin hokimi bo'lgan. Shundan keyin davomli o'sib 2019 yili 12 oygacha Qashqar shahar boshlig'i, Qashqar viloyatlik ma'muriy ishxonasining muavin komissari bo'lib xizmat qilgan. 2019 yili 12 oydan boshlab atalmish avtonom rayonlik xalq qurultoyi Qashqar rayonlik xizmat komitetining muavin mudiri bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha Mamtiman Bekir Xitoy Kompartiyasiga jon pidolik bilan ishlaydigan qo'rchoq amaldorlarining biri bo'lib, 2017 yili 4 ayning boshlarida maxsus maqola e'lon qilib, Uyg'ur amaldorlarini atalmish terrorlikka qarshi turish kurashida passivlik qildi deb tanqid qilgan bo'lib, xalqaro taratqularning diqqatini qo'zg'agan. Ayni vaqtda Reuters agentligining xabar qilishicha, Mamtiman Bekir Qashqar valisi mahkamasining undundar salonida e'lon qilgan maqolasida Növetdiki murakkab vaziyat astida biz Uyg'ur kadrlar terrorlikka qarshi turish kurashiga butun kuchimiz bilan qatnashmadik degan. Bu Xitoyning Sharqiy Turkistonda atalmish terrorlik asabiyligiga qarshi turish nomidagi bostirish harakatini ijro qilishga boshlagandan buyon tunji qitim bir Uyg'ur amaldorining boshqa Uyg'ur amaldorlarini oshkora sadoqatsizlik bilan ayiblashi bo'lib hisoblanadigan. Uyg'ur bolalarining zavodda amgakka silingan ko'rinishlari diqqat qo'zg'adi. Yaqinqi bir necha kun ichida tarqalgan sillarda boshlang'ich maktab yishidagi Uyg'ur bolalarining Xitoy zavodida ishlayotganligi ko'rsatilgan bo'lib, bu ichinishlik ko'rinishlari ijtimoiy tarqoqlarda diqqat qo'zg'adi. Mazkur sillarda taxminan 6 yoshdan 10 yoshgacha kildigan bir to'p Uyg'ur bolaning ma'lum tikuvchilik sexda ishlayotganligi, Xitoy xo'jayinining ularga pul tanglab suratga tushayotganligi, yishiga qilcha mas kelmagan holda tikuvchilik mashinasi oldida ishlayotganligi ko'rsatilgan. Ularning orasidagi bir qizning putining ushqidan tingib qo'yilganligi va oqsab mingayotganligi bu diqqat tortgan. Bundan burun Xitoyning tor betlarida tarqalgan Uyg'ur amgakchilarini to'p o'tkazib berish haqidagi e'lonlarmi 18 yoshdan tuvan o'smirlarning borligi oshkorlangan va bir qism xabar dokladlarida o'rin olgan edi. Halbuki Xitoyning atalmish qonun nizomlaridami 18 yoshdan tuvan o'smirlarni ishchi sifatida ishlatish cheklangan bo'lib, yuqorqi sindagi bolalarning butunlay qonunsiz holda ishlayotganligi haqida shubha yo'q ekan. Shundaqla ularning ota-onasining jazo lageri yoki turmiga qamalgan bo'lishi ehtimolligi yuqori ekan. Xitoy yaqinqa bir necha yilda Sharqiy Turkistonda ochiq oshkora holda irqiy qirg'inchilik yurgizishga boshlagandan buyon keng ko'lamli tutqun qilish, assimilyatsiya qilish, majburiy amgakka silish, tug'mas qilish qatorliq insoniyat tarixida mavjud bo'lgan barlik jinoyatlarni sodir qilmoqda. Shundoqla tixi tug'ilmagan bu vaqtdan tortib yashanganlargacha bo'lgan barlik Sharqiy Turkiston xalqi Xitoyning ziyonkashlik obyekti bo'lib kelmoqda. Xitoyning yana bir qitimliq yolg'on xabar tarqatish sachiligi oshkorlandi. Yaqinqi bir necha oy ichida Xitoy virusining asli manbasini tekshirish, Xitoyning mas'uliyatini surishtirish haqidagi xalqaro bism davomli kuchaygan bo'lib, buningga qarshi tashviqot hujumi qo'zg'agan Xitoy axborot organlarining bu haqda soxta xabar tarqatish sachiligi xalqaro taratqularda yana bir qitim kangri o'rin oldi.
Yer Şarı Vakit Gizeti, Xalq Kündelik Gizeti, Xitay Xəbərləri Tor qatarlıq Xitayının təşviqat orqanları bir iki həftədən beri Şvitsariyalik biolog deyə tunuşdurulğan Wilson Edwards isimli bir kişinin Xitay virusu mənbəsi haqqındakı sözünü nəql qılıb köp qıtım xəbər işləyən. Bu xəbərdə məzkur biologun Dünya Səhiyyə Təşkilatıdakı xadımlar və bir qısım mütəxəssislər Xitay virusu mənbəsi haqqındakı birinci qıtımlıq təşviriş nəticəsini yana Xitay virusunun təcrübəxanadan tarqalğan buluşu mümkünçülükinin yox deyərlik ikənlikini qollab qalsa, Amerikanın və bir qısım taratqularının bisimiga hətta təhdidkə uçraydı deyərliki bayan qılınğan. Germaniya avazının bu haqqdakı xəbərdə bildirilishçə, Şvitsariyanın Xitayda turuşluq baş elçixanası 10 avqust bu haqqda bayanat elan qılıb, bu xəbərinin yalğan ikənlikini Xitay taratqularının bu xəbərini uçurvetişi kerekligini bildirgan. Bayanatta Şvitsariyada Wilson Edwards isimlik bir puhranın mevcut emasligi, biologiya sahasida mu bu isim bilan elan qılınğan birer ilmi maqalının yoqligi, onun Facebook sahibisinin mu bir işki hepti bunun içliğallıqını ve birla yazma yolluğallıqını bildirgen. Şundaqla Xitayının akbarat orqallarından bu haqtiki xəbərini uçurutuş ve bunu tüzetkirliki haqqıda bayanat elan qilish tələb qılınğan. Dünya Səhiyyə Təşkilatının mütəxəssislər heyeti bu yıl 1-2 aylarda Xitay tədqiqatçıları bilen Wuhan qatarlıq caylarını dəstəbki qədəmdə təşürüb çıxan ve Xitay virusunun şəhbərəndən adamlarga tarqalğan buluş mümkünçilikinin intayın yuqarı ikirliki ve təcrübəxanadan tarqalğan buluş ehtimallıqının yox deyəlik ikirliki de yekunu çıxarğan. Amma aldınqı ayda Dünya Səhiyyə Təşkilatı 2-ci basqışlıq təşürüşünü planlavatqanlıqını, bu qıtımlıq təşürüşdə əsaslı Xitay virusunun təcrübəxanadan tarqalğanlıq ehtimallıqını təşürüşge mərkəzləşdirğanlıqını bildirgen. Amma Xitay 22-ci iyul bu tələbni hakavurlarca rəd qılğan. Bununla mas halda Xitay taratqulları təşviqat hücumu qozğab, virusunun Xitay təcrübəxanasından tarqalğanlıq haqqındakı qarashlarını Xitayğa qarşı güclərinin suiqəsti deyə təşviq qilishğa urungan ve bu jarayonda yalğan xəbər tarqıtışdımı yanmağan. Bu Xitayın yalğan xəbər tarqıtışının tunçı qıtım paş buluş emas bulup, bu yıl 4-cü aydımı Xitay axbarat orqanları Fransiyalik müstaqil jurnalist deyə tunuşdurulğan bir şəxsinin Şərqi Türkistanda zulüm yoxluğu haqqındakı saxtılıq bilan tolğan maqalasını bəs-bəsdə elan qılğan. Amma uzun ötməy Fransiya axbarat sahası bundaq bir jurnalistinin mevcut emasligini paş qilgan edi. Xitay bilan Rusiya Ningxiada 10 ming kishilik harbiy manevr boshildi. Germaniya avazining xabarida bildirilishicha, Amerika armiyasi Afganistondan chekinib chiqib, O'rta Osiyodagi vaziyat jiddiylashgan bir paytda Xitay bilan Rusiya rayon va dunyoning tinchligini qo'daydiganligini da'vo qilib, 9 avgust Ningxiyaning Qingtongxia bozorida zo'r ko'lamli harbiy manevr boshlagan. Xabarda qayd qilinishicha, 13 avgustgacha davomlashadigan bu manevrga Xitay bilan Rossiyaning quruqlik va havo armiyasi askar avatgan bo'lib, ikki tarafning askar soni 10 mingdan oshib ketgan. Xabarda yaqinqi 2 yilda Xitay va Rossiya bilan g'arb davlatlarining munosabatining jiddiylashganligi, ikki taraf rasmiy ittifoq tuzmagan bo'lsa-mu, Rossiyaning Janubiy dengiz qatorliq talash tortishliq masalalarida Xitoyni qo'llash maydonini aniq ifoda qildiganligi qayd qilingan. Xitoyning tashviqot organi bo'lgan Xinhua agentligining xabarida mazkur manevr Xitay bilan Rossiya qurolli kuchlarining terrorlikka qarshi turish harakatini kengaytirish, xalqaro va rayon bexatarlik va muqimligini o'rtaq qo'llashdagi qat'iy irodasi va kuchini namoyon qilishni maqsad qildi deyilgan. Bildirilishicha, g'arbiy qism birlashma 2021 deb atalgan bu harbiy manevr xalqaro tarafidan Xitay bilan Rossiyaning harbiy hamkorlik saviyasini yuqori ko'tarishdagi muhim signal deb qaralgan. 8-ci ayning 9-cü kuni o'tkazilgan ichilish marosimida Xitayning F-20 tipliq kurashchi aeroplani manevrga qatnashtirilgan bo'lib, bu xil ko'rinmas kurashchi aeroplanning tunji qitim chet el qismlari bilan birlashma manevrga qatnashishi ekan. Bu manevrga Rossiya armiyasi Su-30 SM tipliq kurashchi aeroplan, mashinalashgan piyoda askarlar polki va havo mudofiyasi boshqarilgan bomba qismlarini qatnashtirgan. Rossiya davlat mudofaa ministrligi bu qitimliq birlashma harbiy manevrning asosiy terrorlikka qarshi turish harakatini asos qildiganligini bildirgan. Xitay mudofaa ministrligi bo'lsa bu birlashma harbiy manevrning rayon bexatarligi va muqimligini o'rtaq qo'g'dash ekanligini da'vo qilgan. Xitay Yer Shari Vaqit gazetining xabar qilishicha, ikki taraf 2005 yildan boshlab qarorlik birlashma harbiy manevr o'tkazgandan buyon Rossiya askarlari bu yil tunji qitim Xitay qurollarini ishlatdi ekan. Xabarda qayd qilinishicha, Rossiya yaqinda Xitay bilan birlashma harbiy manevr o'tkazgandan boshqa Amerikaning Afg'onistondan chekinish va Talibonlarning Afg'onistondagi g'alibasi qatorliq masalalarga taqabbul turish uchun O'rta Osiyodagi boshqa davlatlar bilan bo'lgan harbiy hamkorlikni kuchaytirgan. Rossiya, O'zbekiston va Tojikiston birlikda Tojikiston chegarasiga yaqin joyda o'tkazgan birlashma harbiy manevr 10 avgust oxirlashgan. Moskva yana Tojikiston chegarasi ichidagi harbiy bazasiga qurol-yarog' saflashni kuchaytirgan.
Misr vakası haqidagi tunji doklad ikki tilda e'lon qilindi. Turkiyada faoliyat qilayotgan Sharqiy Turkiston inson haqlarini kuzatish jamiyati yaqinda arabcha va turkcha ikki tilda muhojiratdagi Sharqiy Turkistonlik musulmonlarga qaratilgan inson haqlari dafsanchiligi Misr doklati mavzuliq yangi doklad e'lon qildi. Misrdagi uyg'urlarni tutqun qilish vaqasi haqidagi tunji tafsili ma'lumot hisoblanadigan mazkur doklad 4 bo'lakka bo'lingan bo'lib, xalqaro axborot organlari, kishilik huquq tashkilotlari va tadqiqot organlari tayyorlagan dokladlar, guvohchilarning bu haqda ta'minlagan isbotlari va aloqador suratlari naql qilinib, dalil isbotli holda Misr hukumatining Misrda o'qiyotgan o'quvchilarni Xitoyga topshirib berishdagi inson huquqlari dafsanchiligi tafsili bayon qilingan. Dokladda Sharqiy Turkiston musulmonlarining Misr Azhar universitetida berib o'qish tarixining 1905 yildan boshlanganligi Şundan buyon Misr'ga ilim tahsil qilishga kelgan Uyg'ur musulmonlarining soni Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqiga ijro qilayotgan diniga qarshi siyosatining kuchayishiga qaramay uzluksiz ko'payganligi. 2017 yilning boshlarida Misrda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarining 3000 dan oshganligi. 2014 yildan boshlab Xitoy bilan Misr hukumatining turli sohalardagi munosabatining kuchayganligi. 2017 yiliga kelganda Misr hukumatining Xitoyning Sharqiy Turkiston musulmonlarini bostirish va irqiy qirg'inchilik yurgizish terror siyosatiga hamkorlashishga boshlaganligi. 2017 yili 4 iyuldan avgust oyigacha bo'lgan bir necha hafta ichida Xitoyning talabi bo'yicha Misrda vaqtliq turish ruxsati bor 200 dan ortiq Uyg'ur o'quvchini o'ylaridan tutqun qilganligi. Az deganda 24 uyg'urining yuqumli kasallikning oldini olish bahonasi bilan dori yegizish orqali hushsizlantirib Xitoyga o'tkazib berilganligi bayon qilingan. Doklad yana Xitoyga majburiy qaytarilgan o'quvchilarning bir qismining hozirgacha izlariga bo'lmaganligi, bir qismining Xitoy tarafidan 7 yildan 10 yilgacha kesib o'tilganligi, yana bir qismining jazo lagerlariga solinganligi Misr hukumatı Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizishga hamkorlashish jinoyatiga mas'ul bo'lishi kerakligi bildirilgan. Sharqiy Turkiston inson huquqlarini kuzatish jamiyatining bosh kotibi Nuriddin Izbasar bu haqda to'xtalib, mazkur dokladning Misr hukumatining jinoyati uchun yetarli dalil isbot ekanligini, Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatiga hamkorlashgan Sisi hukumatining chuqur xalqaro jinoiy ishlar sudi tomonidan sotlanganligini bildirdi. Xitoy tashqi ishlar ministerligi bilan mudofaa ministerligi orasidagi ziddiyat oshkorlandi. Fransiya xalqaro radiosining Janubiy Xitoy Sahar gazeti xabarini naql qilib oshkorlashcha, Xitoy tashqi ishlar ministerligi bilan Xitoy davlat mudofaa ministerligi o'rtasida ziddiyat yuz bergan. Janubiy Xitoy Sahar gazetining oshkorlashcha, Xitoy yaqinqi bir necha vaqt ichida atalmish jang bo'risi diplomatiyasi yo'lini tutgan bo'lib, Xitoy qismlarining Janubiy dengiz va Tayvan bo'g'izidagi tajovuzchilik qilmishlari Amerika va Yevropa davlatlarini birlikda Xitoyga qarshi tayyorlik ko'rishga majburlagan. Buning bilan Janubiy dengizni qo'g'dash va Xitoy armiyasining Tayvanni egilib olishining oldini olish tayyorligi boshlangan. Undan boshqa Xi Jinping yaqindan buyon xususiy korxonachilarni to'xtamay bostirgan bo'lib, tashqi dunyo buningga asosan Xitoy kompartiyasi ichki ziddiyatga pitib qoldi deb faraz qilgan. 9 avgust Janubiy Xitoy Sahar gazetining Xitoy kompartiyasining ichki qismidagi shaxslardan naql keltirib xabar qilishcha, Xitoy tashqi ishlar ministerligining jang bo'risi diplomatiyasi demokratik davlatlarning g'azabini qo'zg'agan bo'lib, Xitoy xalqaroda qisqa vaqt ichida o'ziga ko'plagan dushman tepib olgan. Xitoy haqiqiy urush girdobiga berib qolgan bir paytda Xitoy armiyasi davlat xalqiga birlashma qo'shin bilan urush qilishni rad qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoy tashqi ishlar ministerligi Xitoy armiyasini Amerika bilan bo'lgan munosabatda ziyoda yumshoqlik qildi deb tanqid qilgan. Xitoy armiyasi Xi Jinpingga tashqi ishlar ministerligining jang bo'risi diplomatiyasidan andisha qilayotganligini hamda ularning mas'uliyatsiz so'zlarining hisobini berishi kerakligini o'tirga qo'ygan. Janubiy Xitoy Sahar gazeti bu haqdagi analizchilarning so'zini naql keltirib, Xitoyning o'tgan necha o'n yildan beri ichki sirtiga qarata ichki to'liq tashviqot o'lchami qo'llanganligini, mushkiq diplomatiyasi deb atalgan ichki qattiq sirtqi yumshoq maydonni tutib kelganligini, navbatdagi tashqi ishlar ministerligi bilan davlat mudofaa ministerligi o'rtasidagi to'qinishning Xitoy kompartiyasining diplomatik chambirkidagi jang bo'risi va mushkiqdan iborat ichki yo'l o'rtasidagi to'qinishni aniq gavdalantirganligini bildirgan. Xalqaradagi tahlilchilarning qarashicha, Xitoy armiyasining urush qilishni rad qilganligi to'g'risidagi xabar Xi Jinpingning navbatda harbiy saha bilan bo'lgan munosabat asosining ojiz ekanligidan iborat qiyin ahvolni aniq oshkorlagan. Navbatda Xitoy doiralari bu xabar haqida ifoda bildirmagan. Qunalg'uga o'zgartirilgan masjid Xitoyning yolg'onchiligini yana bir qitim dalillaydi. Bir necha kun ilgari ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan bir sindan ma'lum bo'lishicha
Xitay dairleri Gulcidiki bir mescidini sayahatçiler üçün kunalığı kılıp özgertken bulup, bu Xitay'nın Uyghurlarının dinli erkeklige kapaletki ige degen teşvikatının halkara cemiyetine aldaştığın başka nersi emezlikinin yeni bir kıtım ispatladı. Xitay dairleri 2018 yılı Şarkı Türkistan'da 5 yıl içinde İslam dinini Xitaylaştırış rezil planını tüzüp çıkan bulup, aldı bilen her kaysi caylardaki mescidlerinin hilal ay belgesini, kubilerini ve tamlardaki dinli mezmullarını bozup taşlıgan. Dokulatta görsülükçe, Şarkı Türkistan'da 16 mandan artık mescid çakılgan ya ki bozu ötülgen. Bir kısım mescid bezmahana ya ki sayahat ornı kılıp özgertilgen. Fakat yol boyudaki bir kısım mescidlerle halkara cemiyetin közünü boyaş üçün kaldırıp uyulgan. Sında görsülgen mescid Gulca şehrinin yeni yol kutusuna caylaşkan bulup, mescid dervasıdaki kubbe bozu ötülgen. Sında etilgan uçurlarda melum buluşça, mezkur mescid nöbette sayahatçiler üçün kunalgı kılıp özgertilgen bulup, virus sebebinin ticareti vaktince toxtap kalgan. Bu kunalguda rayondaki sayahatçiler yassı bulduken, ama başka rayondan kelgen sayahatçilerden kirişi çekilindiken, kunalgının bir küllük hakkı mensum etrafı bulup, yatak içine bir kıtımlık süretke tartış hakkı 200 som iken. Küzetkücülerinin bildirişçe, Xitay'nın halkıranın bismiğe karmasının uçuk aşkarı halda Şarkı Türkistan halkının mukaddes oruluruna türlük usulları bilen hakaret kılıvat kalıqını. Her bir Şarkı Türkistan halkının insan klipinden çıkan bu cinayet kılmışlarını paşkılış ve tuz üçün herketki ütüş kerehlikini bildirişmekte. Pakistan bilen Afganistan Uyghurlarına ziyankeşli kılıçta Xitay'nın kolcu muqib oldu. Amerika'da faaliyet kılıvatkan Uyghur Kişilik Hukuk Kuruluşu ve UKUS Uttara Asya İşleri Cemiyeti 11. Ağustos Asmana Tor yerde kapkan Xitay'nın Pakistan'daki Uyghurlarını oğluşu mazuluk yeni dokulat ilan kıldı. Dokulatta körsülüşçe, Xitay 1990 yılından başlayıp Pakistan ve Afganistan'daki Uyghurlarına devlet halkıp ziyankeşlik kılışkı başlayan. 2001 yılı kelgende cemi 27 Uyghur Xitay'a kaytırılgan ya ki Pakistan bihaterlik kısımları tarafından kol gıylıngan. Amerika 2001 yılı yer şari karakterlik terörlüğe karıştırış hareketine başlayandın ki, Xitay şu bahane bilen Pakistan'daki Uyghurlarına karıta ziyankeşlikini küçeytip, Pakistan'a ütküzü beriş talepini oturuğa koygan. 2008 yılına kadar Pakistan'da tutup kılıngan ya ki Xitay'a ötküzüp berilgen Uyghurlar oyetdeki yetken. Dokulatta yana 2009 yılı 7 ayda Xitay Ürümçide Uyghurlarını kattık bastırgan denken, mağlıgan Uyghurlarının çet elge kaçıp çıkalıqı, bir kısım Uyghurlar Pakistan arkalık Türkiye'ye barmakçı bolganda, 16 Uyghurunun Pakistan çigrası da tutup kılınıp, Xitay'nın tehdidi bilen Xitay'a ötküzüp berilgenlige kayıt kılıngan. Dokulatta körsülüşçe, Xitay 2014 yılı atılmış terörlüğe karşı halk uruşunu kozduğandan buyan, Xitay'nın Pakistan ve Afganistan'daki Uyghurlarına karatkan devlet halkıgan ziyankeşlik kılış kılmışı, tıxımı asabileşip 16'ye yakın Uyghur bu işki devletin Xitay'a kaytırılgan ya ki tutkun kılıngan. Xitay yana bu işki devlette panahlangan Uyghurlarına hakkırlar, virus ve vakaletçi vasitleri arkalık bisim işletken, hem de Xitay teşkilatlarından paydalanıp Rawalpindi'de yaşaydıgan Uyghurlarını nazaret kılgan. Amerika Avazı'nın bu haqtiki haberde bildirilişçe, Uyghur Kişilik Hukuk Kuruluşu Teşkilatlarının icraiye reisi Ömer Kanat bu haqta toxtulup, Pakistan bilen Afganistan hükümeti Xitay'nın bekinlisi bulup kaldı. Ular Xitay'nın menfaati üçün İslamabad ve Kabul'da panahlangan aciz Uyghurlara uçuk aşkara parakencilik silip, tutkun kıldı ve Xitay'a ötküzüp berdi. Xitay iqtisadi küçü arkalık Uyghurlara karşı herkız zoravan şeriklerini setip aldı degen. UKUS Uttara Asya İşler Cemiyeti reisi Bradley Jardin bu haqta, xalqara cemiyet şunu itiraf kılışı kerek ki, Pakistan Baş Ministeri İmran Khan Uyghurlarının azap okubetlerge sükut kılıplı kalmasın, belki onun hükümetimi Uyghurlarına ziyankeşli kılışta Xitay'nın kolçumuğu bulup kaldı. Amerika Afganistan'dan çekinişke tayarlı kılıbatkan bir payette, işki devlette yaşavatkan Uyghur ahalisi Pakistan'ın kolluşu ve Taliban hareketinin rehberlikide tıxımı iğir ziyankeşlikke duş gelmekte. Hatta ular Xitay'a kaytırılış xavipige duş gelmekte digerlerine bildirgen. Dokulatta Uyghurlar üçün təminlengen panahlıq orullarının künsürü bihatar bolmayotkallıqı közde tutulup, alaqadar devletler Uyghur musafirlerga panahlıq veriş nispitini aşırışka çakırılgan. Ondan başka BDT Musafirlar Mehkimesinin İslamabad'daki işbiciriş oranının Uyghur musafirlerinin panahlıq iltimasını redkılış ahvalı yüzbergerlikke tılgilenip, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Pakistan'a turuşluq işbiciriş oranını teşhürüşü tavsiye kılıngan. Uyghurlarını bastırışka çetişlik şirketler halkarada yenila sodisine devamlaştırmakta. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe,
Washington'a joylashgan Davlat Mudofaa Oliy Tadqiqot Markazi 12 avgust Sharqiy Turkistondagi majburiy amgakka chetishli Xitoy shirkatlari haqidagi tekshirish dokladini e'lon qilgan. Dokladda Sharqiy Turkistondagi atalmish ishlab chiqarish qurilish diviziyasi misol qilingan bo'lib, diviziyaning munosabatli shirkatlarining xalqaro davomli tijorat to'ri shakllantirilayotganligi ko'rsatilib, Xitoy shirkatlariga berilgan jazo va xalqaro ayblashlarning ishlab chiqarish qurilish diviziyasining xalqaro bozorga kirishini to'sib qololmaganligi. Ularning o'xshashlar majburiy amgak va boshqa shakldagi zulmlardan davomli nafga erishganligi bayon qilingan. Dokladda aytilishicha, Sharqiy Turkistondagi ishlab chiqarish qurilish diviziyasi tarmoqlari ishlab chiqargan paxta va pomidor mahsulotlari Amerika va Yevropa ittifoqining jazosiga duch kelgan. Amerika hukumatı bu organni majburiy amgakka silish ehtimolligi yuqori deb qaragan. Shundoqdami donglik marka va o'ttir darajalik ta'minlovchilarni o'z ichiga olgan nurg'un parcha siti shirkatlari bu mahsulotlarini ishlab chiqarayotgan bo'lishi mumkin ekan. Ishlab chiqarish qurilish diviziyasining chet eldagi tarmoq shirkatlari rayonlik hukumatlar va Osiyo taraqqiyot banki vositasi bilan o'ttir Osiyodagi taraqqiy qildirish va iqtisod faoliyatlariga qatnashgan bo'lib, tarmoq shirkatlari orqali Xitoy pul muomila bozoriga singib kirgan va qo'llashga erishgan. Amerika va bir qism g'arb davlatlari asosliq banka va pul muomila apparatlari Bu pul muamele bazarı arkalık atalmış işlep çıkırış kuruluş diviziyasiga meblağ salgan. Dokladda körsülüşçe, Şarkı Türkistan'daki işlep çıkırış kuruluş diviziyasının pay kontrolüdeki tarma şirketlerinin sahne 2923'ü yedidigen. Dünya Sağlığı Teşkilatı Xitayni virusunun əsli sallıq məlumatı bilen təminləşki çağırdı. Germaniya ovozining xabarida bildirilishicha, Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti Xitoyni virusning asli sonliq ma'lumotlari bilan ta'minlashga chaqirgan bo'lib, Xitoy burunqidagilar virusni siyosiylashtirishga qarshi turganligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti 12 avgust virusning kelib chiqish manbasi to'g'risidagi 2-chi bosqichlik tekshirishni boshlash maqsadida Xitoyni virusga munosabatli asli sonliq ma'lumotlari bilan ta'minlashga chaqirgan. Xitoy tarafi bo'lsa juma kuni bu haqda ifoda bildirib, Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining 2-chi bosqichlik tekshirish plani Xitoy Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti birlashma tadqiqot dokumentini asos qilmaydi deb tanqid qilgan. Xitoy muavin tashqi ishlar ministri Ma Jiaoshu 13 avgust Xitoy virusining kelish manbasini tekshirish masalasi to'xtatilib, virusning manbasini tekshirish ilmiy masala. Hech qanday bir davlatning o'zining siyosiy manfaati uchun hayotga sal qarash ilmiy masalalarni siyosiylashtirish va boshqalarga to'kmat qilish huquqi yo'q. Xitoy Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti birlashma tadqiqot dokumentining munosabatlik xizmat tavsiyalarini izchil ijro qiladi. Bizning qarshi turadiganimiz Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining qaroriga xiloflik qilgan tekshirish hamda Xitoy Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti birlashma tadqiqot dokumentidan voz kechish ahvoli deb jar solgan. Xabarda qayd qilinishicha Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti o'tgan bir asr ichida paydo bo'lgan eng og'ir tarqalishchan zukamning asli manbasini oshkorlash xizmatining intayin muhim ekanligini ta'kidlagan. 2019 yılı 12 ayda Xitoyning Wuhan'da başlanıp dünya miqyosiga tezlikte tarqalgan Xitoy virusi sababli hozirgacha kam deganda 4 million 350 000 kishi qaza qilgan. Yuqum yana yer shari iqtisodining kasatlashishiga sabab bo'lgan. Navbatda Xitoy virusining tajribaxondan tarqalgan bo'lishi mumkinligi haqida qarashlari kuchaymoqda. Sharq Turkiston yordam guruhi Kastamonudagi apat rayoniga yetib bordi. Turkiyaning Kastamonuda yuz bergan kelkun apatida ziyon uchirgan xalqdan hal so'rash va ehtiyojlik yordamlarini sunish uchun 20 nacha pidaidin tashkillangan Sharq Turkiston yordam guruhi bugun Kastamonu apat rayoniga yetib bordi. Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati bosh kotibi Abdulahad Abdurahmonning boshchiligidagi mazkur yordam hay'ati xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligiga a'zo Sharq Turkiston yangi nasl harakati Ko'kay insoniy yordam jamiyati Sharq Turkiston axborot va media jamiyati xodimlarining qatnashishi va boshqa 10 nacha tashkilotning qo'llashi orqasida tashkillangan bo'lib 13 avgust kech soat 11 atrofida Istanbuldan yo'lga chiqdi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxon yordam guruhini o'zitish jarayonida so'z qilib, Kastamonu va boshqa rayonlarda kelkun apati yuz berdi. Bu apatda bir qancha qarindoshimiz qaza qildi, hamda iqtisodiy ziyon bo'ldi. Biz Sharq Turkiston tashkilotlari bo'lib suhbatimiz bilan oldingi kunlarda yuz bergan o't apatida yordam guruhi avatib, og'ir kunlarda qarindoshlarimiz bilan birga bo'lgan edik. Bugun mu og'ir kunlarda qarindoshlarimizning qishida bo'lish uchun 20 ga yaqin pidoi yo'lga chiqdi. Biz bu orqali Sharq Turkiston xalqiga vakolatan qarindoshlarimizga qalbimizni izhor qilishni qaror qildik deganlarni bildirdi. Yordam guruhi bugun atigan Turkiyaning asosliq apat rayonlaridan biri bo'lgan Kastamonuning Bozkurt rayoniga yetib bordi.
ve kısıkçı oruluşturuştuğun kin grupuğu bölünüp apet rayonuğa yetküzüldüğün nan ve başka yemekliklerini maşınlarına besip yardım hizmetini başlıverdi. Nöbeti Şarkı Türkistan yardım grupisi arkısıp yardım hizmetlerine oruluşturulgan bulup asasen yardım buyumları tuşuş, retleş, yetküzüş katarlı hizmetlerine yardımlaşıdıkken. Türkiye Avazı Radyosu haberde malum buluşça Türkiye'nin Kastamonu, Sinop ve Bartın vilayetlerdeki kelkünde kaza kılgallar 41'e yetken. Kaderli görmelerimiz şuna kılıp bu haftalık muhim haberler programımız müşerde ahırlaştı. Hafta ahırdaki demeleşenlerden kümünlük buluşuğa tilektaşlık bildiriş bilen etki kündülük haberlerimizi görüşkişe aman bulmaktadır. Şuna kılıp ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet etmen. Selamun aleyküm ve rahmetullah.